Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Gülzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün az sonra ilk bölümde para piyasaları müdürü Müsterdar Pazı ile bankalarda yaşanan yükselişte tamam mı, devam mı, bu rally sürer mi, bunu konuşacağız. Öte yandan içeride gelen enflasyon rakamları sonrasında piyasadaki fiyatlama, tahvil piyasası, dolar Türk lirasında yükseliş devam ediyor. Nereye kadar yükselebilir? OVP'deki dolar TL hedefleri mevcut hesaplamalarla aslında gayri safi yurt içi hasıla hedeflenirken dolar cinsinden bakıldığı için dolaylı yoldan kura dair de bir hedef verilmiş oluyor. Bu rasyonel bir analiz mi? Tüm bunları konuşacağız Serdar'la. Sonrasında Kimpur CEO'su Cavidan Karaca bizimle olacak. İkinci çeyrek kar rakamlarını konuşacağız. Halka açık bir şirket biliyorsunuz. Hisse tarafı, yatırımlar, yeni dönemdeki performans nasıl olur Kimpur'un hissesinin? Tüm bu başlıkları da Cavidan Hanım'la değerlendireceğiz. Programın ikinci bölümünde ise İngiltere'nin yeni başbakanı açıklanacak. Muhafazakar lideri belli olacak. Hem Büyükelçiler hem de Londra'dan Ceren Dilekçi Köseoğlu ile beraber size Westminster'dan canlı olarak İngiltere'den yeni başbakana dair notları, beklentileri değerlendireceğiz. Ve son olarak da bütçeye dair, OVP'deki bütçe hedeflemesine dair rakamları da Burcu Özüdoğru ile eski IMF ekonomisti konuşacağız. Şimdi gelin hızlıca bakalım. Rakamlar, fiyatlamalar bize ne söylüyor haftanın ilk işlem gününde? Bankacılık endeksinde %5'i aşan bir primlenme vardı günlük saatlerinde. Bu yükselişin devam ettiğini, hatta borsayı da desteklemeyi sürdürdüğünü söyleyebiliriz. %3.18 gibi bir kazanım var. Borsa İstanbul'da 3.324 puandan geçiyor işlemler. Dolar Türk lirasında 18.22'yi görüyoruz. Orada da hala yön yukarı. Borsadaki imsallik zaten son birkaç aydır TL'ye yansımıyor. Yeni haftada da Eylül ayına da böyle başladık. Biz Türk lirası değer kaybediyor. Euro TL dolar Türk lirasından aslında ayrışıyor. Euro TL'de yön aşağı çünkü parite 0.99'lara kadar geriledi. Hatta geçen hafta 0.99'un da aşağısına gerilediğini görmüştük. Bugün oradan ne hizmet PMI rakamları geldi Euro bölgesine, onları karşıladık. Şu an içinde aşağı yönlü bir hareket var paritede. Euro Türk lirası da 18.11'de. Ben hızlıca banka, sanayi, alt endekslerde fiyatlamalar nasıl, onu da ekrana rica edeyim. Çünkü borsadaki %3'ün üzerindeki primlenmenin büyük bir kısmı bankalardan geliyor dedik. Biz bankacılık endeksi 3.797 puana kadar yükseldi. %4.52'lik bir yükseliş var. Sanayi taraftaki kazançlar daha sınırlı. Orada %2.75 arttayız ve mali endekste %3.4 yukarıda. Gidelim bu rakamları, detayları İntegral Yatırım Menkul Değerler'le konuşalım. Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle olacak. Seda, hoş geldin, söz sende. Merhaba Gizem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum sana, teşekkür ederim. Evet, Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi sert bir şekilde devam ediyor. Hani 3200 seviyesinde bir miktar takılma olmuştu, daha yatay hareket etmişti en azından 1-2 gün. Ama bunun cuma günü kapanışta hızlı bir şekilde üzerine attığını gördük ve bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş hareketi devam ediyor. Özellikle kamu bankalarındaki yukarı yönde hareket oldukça belirgin ve daha da belirgin olmaya ve daha da agresif bir şekilde de devam etmeyi sürdürüyor. Diğer taraftan bugün pozitif ayrışan Ereğli ve Kardemir oldu. Yukarı yönde neredeyse tavan şu anda hareketleriyle birlikte dikkat çekiyor ve gayrimenkul hisselerinde de yukarı yönde bir hareketlilik var. Tabi şimdi hal böyle olunca Borsa İstanbul'da yatırımcıların tüm odak noktası bankalara kaymış durumda ve genel bakış açısı da ya ne alsak zaten gidiyor gibi bir izlenim de olmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde halka arz furyasında tavan tavan giden fiyatlarda bir Borsa İstanbul'a ekstra bir ilgi olmuştu. Buradan gelen bir yatırımcı kitlesi var. Diğer taraftan da enflasyonla hani biraz daha getiri arayışı arayan ve burada borsayla tanışan yeni bir kitlenin olduğundan da, yatırımcı kitlesi olduğundan da bahsetmek mümkün diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında yukarı yönde hani stratejisiz yükselen, bir taktiksiz yükselen bir hareket var. Ama bunun bir düzeltme olması halinde işte oralarda bir taktiğe ihtiyaç olacak diye de düşünüyoruz. Bizim araştırma departmanımızda aldığımız telefonlarda ya benim işte elimde şu kadar işte Halkbank var, nereye kadar daha yükselir gibi sorular alıyoruz. Dolayısıyla bunun şu anda nereye doğru gideceğini açıkçası tahmin etmek oldukça zor. Dolayısıyla
kısa vadeli kredili işlem yapan yatırımcılar için, orta vadeli bakan yatırımcılar için ve daha günlük olarak hareket eden yatırımcılar için mutlaka taktikle hareket etmek faydalı olacaktır. Özellikle kısa vadede 3200 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam ettiği sürece kısa vadeli pozisyonlar yeniden devam ederek ve mevcut pozisyonlar korunarak hareket edilebilir ama yani günlük olarak teknik göstergelerin biraz daha bozulma gösterebileceği nokta 3200 diye düşünüyoruz. Sektörel anlamda haber akışları geliyor. Bazı hisse haber akışları ile birlikte hisse bazı hareketler oluşabiliyor ama ağırlıklı olarak banka ve şu anda da demir çelik sektöründeki hisselerde yukarı yönde hareket biraz daha belirginleşmiş durumda. Borsa İstanbul'un yükseliş hızı bu şekilde devam etmesi durumunda biz yukarıda yükseliş bandının üst seviyesine gelen 3475 seviyesine doğru bir hareket eğilimi bekliyoruz. Dolar bazlı grafikte de uzun zamandır sürdürdüğü o yatay kanal bandın işte 175-176 seviyelerindeki kırılma gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla bunun bir bu kadar daha yükseliş eğilimi yapıp yapmayacağını açıkçası izleyeceğiz. Ama kısa vadeli günlük işlemlerde düzeltmeler olursa işte orada taktiksel hareket etmek ve kısa vadeli o destek noktalarını biraz daha baz almak ve bu şekilde işlem yapmak daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Diğer taraftan küresel piyasalarda moralli bir ortam yok. Haber akışları açıkçası oldukça da negatif yönde devam ediyor ama Borsa İstanbul özellikle yılın başından bu yana pozitif ayrışmayı getirecek ve gerektirecek de hikayesini sürdürüyor diyebilirim. Seda, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve gidiyoruz kısa bir araya. Aranın arkasından piyasa altına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı bizimle. Serdar, hoş geldin. Merhaba. Şimdi sabah biraz konuştuk aslında hem enflasyon hem OVP tarafını ama izninle evet. Ben biraz dolar TL hedeflemesini de sormak istiyorum. Aslında bir kur hedefi yok OVP'de. Doğru. Fakat gayri safi yurt içi hasılayı dolar cinsinden paylaştıkları için biz de oradan bir çıkarım yapıyoruz. Şimdi oradaki değerlere göre ben de aslında sosyal medyada paylaşmıştım. Senin de fikrini merak ediyorum. Evet. Yaklaşık %30 gibi kurun önümüzdeki sene yükselmesini bekliyor hükümet. Evet. Şimdi reel olarak eğer %24'lerle bitirebileceksek enflasyon olarak da öyle bir hedef vardı 24,5'tu. Evet. Şimdi reel olarak kur değer kazanmaya devam edecek mi? Ne dersin? Şimdi bakıldığında hani orta uzun vadeli kur tahmini hani en çok yanıltacak. Hele bizim gibi içeriden dışarıdan birçok faktörün aynı anda çalışabildiği gelişen piyasa adına çok kötü bir durum var ama işte kısa vadeli bakıldığında bizim içeride TL varlıklarda bir toparlanma var. Hani endeks, bankacılık endeksi vesaire olmak üzere. Dolayısıyla bu döngü içerisinde yani 2022 yılını bile nerede tamamlayacağımız çok belirsizken 2023 şurada tamamlar. Aslında dediğin gibi yani çok insanların kalkışmak isteyeceği bir şey değil ama diğer taraftan orta uzun vadeli plan programı yaparken ister istemez çeşitli büyüklükleri belirli bir noktada oturtmak adına yani biz milli geliri bu kadar büyümesini hedefliyoruz. İşte bu kadar ödemeler dengesinde cari açık verilmesini tahmin ediyoruz vesaire gibi. Onlar ister istemez bir ortalama kur tahminiyle çalışma gerekliliğini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hani oradaki iki varsayım bir bu yılın ortalaması işte 16'larda olur. Gelecek yılın da ortalaması 21'lerde olur gibi. İşte ikisi arasında %30 fark var. Tabii hani bu yılın ortalama kuru şurada olur demek için de çok erken. Yani yılın 3'te 2'si geride kaldı. İşte bakıldığı zaman 4 aylık daha yılın 3'te 1'i önümüzde. Eylül ayına yeni başladık. Dolayısıyla hani tabii ki 8 aylık ortalama da önemli. Ama hani kur yılı 16'larda tamamlar demek için de çok erken. Hele gelecek yıla ilişkin bir tahmin yapmak çok daha prematüre bir bakıldığı zaman açıklama gibi gözüküyor. Ama başka da bunun bir yolu yok. Yani orta uzun vadeli plan programı yaptığınız zaman bir şekilde bir kur ile çalışmak durumundasınız. O yüzden TL'nin şimdi enflasyon kadar devalüasyon yani kur kaybıyla içeride ürün mal hizmetlerin fiyat artışı arasında bir ilinti olması kısa orta uzun vadede bir yerde muhakkak. Şimdi bu sene itibariyle bakıldığı zaman enflasyon şu an 80'de orta vadeli programdaki öngörü doğru çıkmış olsun 65'te bu yılı tamamlayalım ama kur 13'lerden yıla başladı. Hani 13'ün üzerine %65 koyduğumuz zaman işte kabaca 20'den üzeri bir yere geliyoruz. Yani burada bakıldığında bu sene itibariyle bir reel TL'nin değer kazanımı var. Gelecek sene de bu devam edecek demek dediğim gibi çok iyimser. Hatta önümüzdeki yıllarda da bakıldığında oradaki ortalama kurlara ya da enflasyon hedefine göre hep daha
TL'nin değer kazanmaya devam ettiği bir döngünün içinde. Ama hani TL geçtiğimiz ne kadar süre böyle pozitif bir ayrışma içine girdi? Son 5-6 yılda ben hatırlamıyorum TL'nin. Yani ara ara haftalık, aylık, belki çeyreklik bazda olmuş olabilir. Ama yarı yıl ya da yıllık bazda TL'nin diğer gelişen ülke para birimlerine, yani hangi alt seti alırsak alalım gelişen ülkelerden, bizimle aynı coğrafya olanlar, aynı gelir seviyesine sahip olanlar, aynı nüfus ortamına sahip olanlar vesaire, ben hiç hatırlamıyorum. Hani dolayısıyla bunun hani şimdiye kadar olmayan şeyin bundan sonra olacağına ilişkin de çok bir yol haritası da yok diğer taraftan bakıldığında. Yani enflasyon biz 65'ten 25'e nasıl gelecek? Yani bizim elimizde KKM dışında ve önemsizleştirdiğimiz para politikası dışında nasıl bir araç var? Hani onu da buradan anlamak mümkün değil. Önümüzdeki günlerde inşallah ek açıklamalar gelir diye umuyoruz. Peki şimdi hızlıca bir ekrana getirelim. Daha önce de aslında bu tabloyu paylaşmıştık. Hatta Serdar uyarmıştı, yani dolar Türk lirasını koymuştum ama TL'ye, USD'ye bakmak gerekiyor diye. Gerçekten bahsettiğin gibi yani 2021'e dahil olmak üzere geçtiğimiz senelerde hiçbir sene Türk lirasının değer kaybı enflasyonun altında kalmamış. Bu yıl dışında ki işte 2010'dan itibaren almışız. Daha geriye gidersek de benzer bir tablo olacak. Dolayısıyla burada yüzde kabaca 28'lerde bir TL'nin değer kaybı ama yüzde 80'lerde bir yıllık enflasyon var. Şu an yıl sonunda yüzde 60'larla 65'lerle bile bitirsek daha minimum yüzde 30-40 değil mi? Türk lirasının değer kaybetmesi gerekiyor ki reel olarak aynı kalsın. Evet, yani burada tabii eksi reel faiz yani tüm hesaplamaları oldukça zor biz hale getiriyor. Biz CDS'i de koyduk bu arada bir yandan altına. Çok doğru. Orada da yani açık ara diğer taraflarla, diğer ülkelerle fark var. Şimdi tabii eksi reel faiz denklemine şöyle bakmak lazım. Eksi reel faiz dünyanın evet bir gerçeği şu an. Hani eksi reel faiz vermeyen birkaç yer belki vardır. Brezilya, Endonezya, yani tam birkaç ülke belki daha olabilir. Ama bu kadar eksi reel faiz veren yer yok. Yani zaten dünyada enflasyon yani max %10'lar civarında, yani onun altında da bir sürü ülke var. İşte Çin, Endonezya mesela, oralarda %2'lerde, 3'lerde, 4'lerde enflasyon. İşte Avrupa'da bakıldığında %8'ler, 9'lar var. İngiltere %10'un hemen üzerinde. İşte Rusya hani bu kadar yatırımlarla falan mücadele ediyor %15'lerde. Ondan sonra Arjantin var 50'li seviyelerde, biz varız 80'lerde. Yani onlar zaten faizi sıfırda bile tutsalar verebilecekleri max eksi reel faiz yine tek hanede kalıyor ki dünyada İsviçre bile faiz arttırdı. Yani eksi de faizi olan şu an itibariyle işte Avrupa'da bir faiz arttırımı yaptı, İsviçre yaptı. Eksi de faiz veren hani Japonya harici kalmadı bakıldığı zaman. Yani dolayısıyla bizim verdiğimiz eksi reel faiz yani politika faizi 13'te ve hani olası aşağı yönde revizyonlar gelebilir. Yani 12'ye doğru, 10'a doğru, nereye doğru hedefleniyorsa ve bizim enflasyonu da yukarı yönde hareket devam ediyor. Ve şunu da altını çizmek istiyorum. Enflasyon 15 aydır kesintisiz olarak yükseliyor. Yani 2021'in başındaki, 2020'nin sonundaki 1-2 yatay gittiği ayı çıkaracak olursak 1,5 seneden fazla bir süredir yıllık enflasyon, 12 aylık birikimli enflasyon yukarı geliyor. Yani 80 ve üzerine yerleşiyor. 90'a doğru belki gidecek ve hani enflasyonda işte yükseliş hız kesti, enflasyon şöyle olacak, böyle olacak. Yani önce bir yukarı yönde hareketin 15 ay kesintisiz sürecin fiyatlama aktarım mekanizması üzerinde yaratacağı tahribatı değerlendirin. Şimdi enflasyon beklentinin limitler altında kaldı, nasıl oldu vesaire, bunu analiz etmeye çalışıyoruz. Ama işte Merkez Bankası'nın ivedilikle ön plana çıkardığı, özellikle faiz indirimi açısından bizlere bakıldığında bir argüman olarak sunduğu işte alt endeksler, C endeksi, alkollü, alkolsüz içecekler, işte tütün vesaire, altın, enerji, bunların hepsi hariç bıraktığımız endeks. %66. Bu ne demek? Aylık %5 ve üzeri bir tempoya girmiş durumda. Hı. O tempoya da hani bir anda girmedi. 15 aydan beri yukarı yönde yeniden hareketle girdi. Yani gıdayı, enerji vesaire her şeyi hariç bıraktığında bile %5'lik bir devinime yakalamış durumda. Ve bu yakalanan devinim böyle bir anda hani ne olacak da biz gelecek sene %1,5'luk, 2'lik bir enflasyon patikasına bir anda gelip bizi yılı %20'li seviyelerde tamamlayacak. Hani bunun açıklamasını hepimiz merak ediyoruz. Serdar çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Tabii bu arada fiyat yapışkanlığı denilen bir olgu da var. Yani enflasyonda özellikle belli bir seviyeye oturduğu zaman geri gelmesi gitgide de güçleşiyor. Fiyatların evet, aşağı gelmesi ki sabah konuşmuştuk. Bir de enerji maliyetleri var yılın geri kalanı için. Risklerde biz de konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi gidelim biraz şirketlerle konuşalım. Onlar bu fiyat belirsizliğinde kendi bilançolarını nasıl yönetiyorlar? Kimpur CEO'su Cavidan Karaca bizimle olacak. Cavidan Hanım hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi ikinci çeyrek kar rakamı beklentilerin üzerinde geldi Kimpur olarak. Tebrik ederiz bu dönemde ve aslında son 2-3 çeyrektir de büyümenin devam ettiğini görüyoruz. Biraz sizden alalım bilançonun detaylarını.
Evet, teşekkür ediyorum. Evet, dediğiniz gibi iyi bir ivme. 2021'i iyi kapatmıştık. 2022'nin ilk çeyreği sonrasında ikinci çeyrek rakamları da planlarımız doğrultusunda devam ediyor. İlk çeyrekteki gibi ciro olarak 2 milyar 188 milyon TL'lik bir konsolide ciro, yaklaşık %126 büyümeyle kapatıyor olduk. Brüt karlılıklar tarafında %125 büyümeyle 378 milyon TL olarak ilk yarı yılı kapattık. Net karlılıkta da 356 milyon TL, aslında %302'lik aynı dönem 2021'in ilk dönemine göre büyümemiz söz konusu. Bu dönem gerek satış rakamlarımız, 2021 yılını toplam 88 bin ton ile kapatmıştık. İş planımızda da değerlemeye de yansıyan 98 bin ton, ama bizim iç hedeflerimiz bir miktar bunun üzerinde. İlk yarı yılda da 50 bin 700 tonluk satış rakamına ulaştık. Bu doğrultuda devam ediyoruz. İhracat rakamlarımız geçen sene %26,5, %27'lerdeyken ilk çeyrekte %27'nin üzerinde kapatmıştık. Ama ikinci çeyrek, yani ilk yarı yıl sonucunda ihracat rakamımız yaklaşık %31'lere ulaştı. Daha da büyüyerek devam ediyor. Üçüncü çeyrekte daha yüksek ihracat rakamlarına ulaştığımızı da görüyor olacağız. İlk yarı yıl rakamları oldukça bizler açısından da, yatırımcılar açısından da tatmin ediciydi. Yılı da benzer büyümelerle bitirme hedefindeyiz. Peki şimdi Cagan Hanım, burada elbette ihracata biraz dikkat çektiniz ama ben onu şöyle detaylandırmak istiyorum. Şimdi Kimpro olarak sizin ithalata bağımlılığınız, ithal girdiniz. Bunu döviz gelirlerinizle dengeleyebiliyor musunuz? Ve net döviz pozisyonu yılın geri kalanında ne olacak, onu da merak ediyorum. Evet. Bizim ihracat oranımız, dediğim gibi, ilk yarı yıl %31'lerde bir bitirmemize rağmen yılın toplamında bunun çok üzerinde rakamları göreceğimizi düşünüyoruz. Temmuz ve bitirdiğimiz Ağustos ayı performansı da bunun üzerinde gerçekleşti. Bizim iç piyasada da bir takım satışlarımız, ihraç kayıtlı alım yapan müşterilerimizle dahil olmak üzere, ihracat yapan müşterilerimizle dahil olmak üzere toplam gelirlerimizin içerisindeki aslında döviz girdilerimizin payı ihracat oranımızın da üzerinde %50'lerde, %50'lerin bir miktar üzerinde. Bu anlamda ithalata dayalı bir üretim yapıyor olmamıza rağmen biz gerek döviz açık pozisyonu hiç taşımamak üzerine gerek bir takım türev işlemler ile dengeli bir şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda iç pazardaki, aslında pazardaki etkinliğimiz ve ihracat pazarlarında da global rekabetin içerisinde ciddi bir oranda olmamız nedeniyle fiyat yapıcı bir rolümüz var iç pazarda. O nedenle fiyat hareketlerini, ham madde fiyatlarındaki değişiklikleri hemen yansıtabiliyoruz. Bu anlamda da bir bundan etkilenen bir döviz açık pozisyonumuz da herhangi bir şekilde olmuyor. Bu anlamda tam anlamıyla döviz açık pozisyonu olmayan bir firma konumundayız. Peki burada daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk sizinle. Özellikle ihracatçı şirketlerin ülkeye getirdikleri parayı, ihracat bedellerini Merkez Bankası'na yatırma zorunluluğu. Oradaki oranların işte önce %25'ler, sonra 30-40 ve giderek artması. Hem bu tarafı sorayım, bu düzenleme sizi nasıl etkiliyor? İhracat bedellerinin Merkez Bankası'na verilip TL'ye çevrilmesi. Hem de bu koşullar altında KKM'yi tercih etme şansınız oluyor mu? Öyle bir döviz fazlası olacak mı ve kur korumalı mevduat sizin gibi şirketler için mantıklı mı? Evet, kur korumalı mevduatta şu anki rakamlarımız ilk yarı yıl sonuçlarına da yansıyan yaklaşık 600 milyon TL ve bir miktar üstü. Bu anlamda ciddi kur korumalı mevduat hesabımız var. Bu döviz açık pozisyonumuzun olmamasındaki kastım, böyle bir aracın da sunulması nedeniyle aslında bu anlamdaki pozisyonumuzu koruyor durumda oluyoruz. Herhangi bir şekilde Merkez Bankası'nın, evet, %25 sonra da %50'ye çıkan bu pozisyonu yönetmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İhracat oranlarının artması ve direkt döviz girişi bizim ithalattaki açık pozisyonumuzu kapatmamıza ciddi hizmet veriyor. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. 45'i aşan ülkeye ihracat yapıyoruz ama ihracattaki hızımız gün geçtikçe artıyor. İç pazarda da aslında bazı sektörlerde, hatırlarsanız, gelir çeşitliliğimiz ve sektörel çeşitlilik nedeniyle ekonomik dalgalanmalardan ya da sektörlerin değişiminden daha az etkileniyoruz. Ve ihracat da bunu destekliyor ve toplam hedeflere ulaşmakta hiçbir bu anlamda bütçe içerisinde kalmayı başarıyoruz. Peki
burada özellikle finansman erişim tarafı, elbette KKM'yi tercih eden şirketlere kredi verilmesi konusunda bazı kolaylıklar getirildi. Siz bunlardan faydalanıyor musunuz ve şu an Kimpro olarak kredi temini, finansmana erişim, bunlarda hem maruz kaldığınız faizler hem de vade yapısı nasıl? Daha önce de hep güçlü yanlarımızı biz, marka bilinirliğimiz, pazarda etkinliğimiz, ihraç oranımız, ARGE'nin güçlü konumu, biz aslında ARGE'li markamızla, ARGE projeleriyle farklılık yaratmayı vurguluyoruz. Yine güçlü yanlarımızdan biri her zaman vurguladığımız Kimpro olarak aslında finansa erişimimiz ve güçlü iş sonuçlarımız. Bu bahsettiğiniz gibi hem kur korumalı mevduat ve paralelindeki aslında finans modelleriyle biz finansman ortalama maliyetlerimizi belirli bir rakam içerisinde tutabiliyoruz. Yatırımcılarımız da zaten bağımsız denetim raporundan da bu rakamları görmeleri mümkün. Toplam finans maliyetinde aslında bunun avantajlarından yararlanıyoruz ve ortalama finans maliyetlerimiz göreceli olarak şu anki finansman maliyetlerine göre bize rekabette üstünlük sağlıyor. Biraz bu yıl sonu hedefleri de isterseniz paylaşalım. Özellikle yılı nasıl bir karlılıkla kapatmayı planlıyorsunuz 2021 ile kıyaslandığında? Evet. Sizin de biraz önceki yayında söz ettiğiniz gibi kurun hareketini, biz ithalatı dayalı üretimde yaptığımız için kurun hareketini öngörmek ve o anlamdaki finansal hareketleri öngörmek mümkün değil, ama bugünkü gidişat ile değerlendirdiğimizde biz gerek brüt kar gerek net karlılıklarda ilk yarıya benzer bir hedef içerisinde hareket ediyoruz. Satışlarımız şu an içinde bulunduğumuz Q3'te de yine Q1 ve Q2'dekine benzer bir yapıda hareket ediyoruz. Ortalama satış fiyatları ve satış ciroları da benzer bir ilerleme içerisinde. Demin de söz ettiğim gibi biz 88 bin ton 2021'i satış rakamlarımız, üretim ve satış rakamlarımızken yılı 100 bin ton üzerinde bir rakamla, yani fiziksel olarak %16-17 büyümeler, cirosal olarak ise bunun çok üzerinde, ilk yarıyı %130 geçtiğimiz yıla göre bir büyümeyle kapatmıştık. Benzer büyüme oranlarıyla kapatmak, yılı kapatmak ve tamamlamak, daha yüksek ihracat oranları ve benzer karlılıklarla hedefimiz. Dinamikler tabii bunu destekler ise bu doğrultudaki hedeflerimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız bu dönemde yatırımlarımızı tamamlamak. Biliyorsunuz bizim bir ikinci üretim tesisimiz yatırıma devam ediyor. Halka arzımız da zaten bu nedenle ivmelenmiş ve başlamıştı, bu sene gerçekleştirmiştik. Bir 15 milyon doları bulan Düzce'de yaklaşık 55 bin tonluk bir kapasite, 65 bin tonluk bir kapasite yatırımımız söz konusu. Burada bir gelişme de yakın dönemde kamuoyuyla, yatırımcılarımızla paylaşıyor olduk. Düzce'deki mevcut alanımızın yanındaki 17 bin metrekarelik bir yatırıma 12 bin küsur metrekarelik bir arsayı, bitişikteki arsayı da alarak yeni yatırımlarımız için aslında bir büyüme planı gerçekleştirdik. Bu anlamda önümüzdeki dönemlerde gerek mevcut ürün gamına ek ve gerek yeni ürün grupları potansiyelleri için bir altyapı için böyle bir yatırımı gerçekleştiriyor olduk. Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Peki son olarak hızlıca, yaklaşık şu an 43 TL'lerde hisse fiyatı. Çok hızlı bir yükselişte yaşandı aslında. Son birkaç ayda işte 32 TL'den buraya geldiğini gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz yatırımcıların teveccühünü? Evet, bahsettiğiniz gibi bunu sürekli vurguluyorum. Biz şu ana kadar aslında iş ortaklarımızın daha çok tanıdığı bir firmaydık. Aslında halka arzda yeniyiz ama bildiğiniz gibi 39 yıllık bir firmayız. Bu anlamda yatırımcılarımız bizi tanıdıkça şirketimizin gerçek değeri, asıl değeri, büyüyen değerini onlar da takdir edecek, teveccüh gösterecek ve paylaşmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Son içinde bulunduğumuz ayda bu anlamdaki teveccühün arttığını görüyoruz. Daha da güçleneceğimizi hisse değeri anlamında düşünüyoruz. Çünkü biz iyi bir firmayız. Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Demin bahsettiğim gibi büyümelerimiz devam ediyor. Yeni yatırımlarımız devam ediyor. Gerek ARGE ve gerek Türkiye'nin de cari açığına hizmet eden ciddi bir ihracat potansiyeli görüyoruz ve bu doğrultuda da sektörde öncü bir rolümüz var ve hareket ediyoruz. Bütün bunların eşliğinde hisse değerine de bunun olumlu yansımaları olacağını önümüzdeki dönemlerde görüyoruz. Buna inanıyoruz. Cavidan Hanım, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Kim Pul CEO'su Cavidan Karaca'yı ağırladık piyasa hattının bu bölümünde. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından İngiltere'de muhafazakarların yeni lideri, Muhafazakar Parti'nin lideri belli olacak ve Başbakan'ın açıklamasını da ekrana getireceğiz. Bütün bu detayları hem Londra muhabirimiz Ceren Dilekçi ile hem de Londra eski büyükelçisi Yiğit Alpdoğan'la detaylandıracağız, değerlendireceğiz ama önce bir ara. Evet, İngiltere'de gündem, İngiltere'nin kalbi bugün Westminster'da atıyor. Birazdan açıklanacak. Hatırlatalım, İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7 Temmuz tarihinde istifa etmişti. Ve 7 Temmuz'da istifasının ardından Boris Johnson'ın bugün yeni başbakan belli olacak. İki tane aday var. Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın adı konuşuluyor. Bir diğer isim ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak olacak. Muhafazakar Parti lideri belli olacak. Dolayısıyla aslında İngiltere'nin de yeni başbakanı belli olmuş olacak. Şimdi detaylara baktığımızda özellikle Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki oylarda son dönemde Rishi Sunak'ın ön plana çıktığını söylüyordu İngiltere kamuoyu. Birazdan oradaki sonuçlar belli olduktan sonra İngiltere için yeni dönem start verecek, yeni dönemde başlamış olacak. Bugünkü fiyatlamalar ise başbakan açıklanmadan önce genel olarak Avrupa borsalarında eksiler zaten hakimdi. Sadece İngiltere borsası değil, Alman borsası, Fransa borsası, İtalya borsasına da benzer şekilde negatif bir seyir hakim. Onu hatırlatalım. Sterlin bir süredir yatay. Şu an zaten hemen sağda görüyorsunuz. Birazdan başbakan açıklanacak. Onun öncesinde Muhafazakar Parti'den yine açıklamalar geliyor. Açıklamalarını dinliyoruz Westminster'den canlı olarak. Biz de oradaki detayları yeni başbakanın kim olacağı ve bundan sonraki süreçte özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra başta ticari politikalar olmak üzere iç siyaset, mülteci politikası, buradaki adımları ne olacak? Çünkü hatırlayın, geçtiğimiz dönemde Boris Johnson'ın özellikle pandemi konusunda çok fazla eleştirilmişti ve mevcut Covid vakalarının önüne geçememesi ve sağlık sektörü, İngiltere'deki sağlık sektörüne ilişkin problemlerin artmasından dolayı çok eleştiri almıştı. İki tane rakibinde bu konuda ilk aşamada adım atması bekleniyor. Oradan detaylar geldikçe biz de yine size aktaracağız. Londra'da Ceren Dilekçi olacak. Hatta hazırsa hızlıca bir Ceren'e dönelim. Oradaki beklentileri soralım. Ceren, hoş geldin. Gözler Westminster'da, nedir beklentiler? Güzel, merhabalar. Evet, dakikalar içerisinde İngiltere'nin yeni başbakanın açıklanması bekleniyor. Sen aslında çok güzel özetledin. İki tane aday var. Biri İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Liz Truss, diğeri ise İngiltere'nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'tı. Ve İngiltere'de genel seçim, yani bir sonraki genel seçim Ocak 2025 tarihinde yapılacak. O tarihe kadar eğer isterse Muhafazakar Parti'nin yeni lideri erken bir seçim kararı verebilir. Fakat bu beklenmiyor. Diğer tarafta tabii süreç nasıl işleyecek diye baktığımız zaman bugün başbakanın belli olmasının ardından ertesi gün, yani yarın, Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmak için Balmoral'a gidecek ve aynı zamanda yeni Muhafazakar Parti lideri de İskoçya'ya gidecek ve Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek ve Kraliçe tarafından atanmış olacak yeni görevine. Tabii hala bekliyoruz. Henüz sonuç açıklanmadı. Fakat anketlere baktığımız zaman anketler Liz Truss'ı önde gösteriyor. Yani aslında kamuoyu Liz Truss'ın seçileceğine kesin gözüyle bakıyor diyebiliriz. Bu nedenle eğer Rishi Sunak eğer anketlerden ilk sırada çıkarsa şaşırtıcı bir sonuç olacak. Tabii zorlu bir dönem bekliyor İngiltere'nin yeni başbakanı. Çünkü birçok sorun peki, var. Peki Ceren çok teşekkür ediyoruz. Bölüyorum çünkü açıklanıyor şu an, biz de oraya dönüyoruz. 7 Temmuz'da başbakan istifasını açıkladı, biliyorsunuz. Partimizin lideri olarak istifasını açıkladı. 1922 komitesi onun ardından 5 tane oy pusulası düzenledi. 8 günlük bir süreçte ve liderlik seçimini tabii ki sonuçlamış olduk. Ve adayları belirledik. Bütün İngiltere'de ve tabii ki biliyorsunuz şu an bunların sonuçlarını açıklayacağız. CCHQ ile birlikte çalıştık ve tabii ki seçim hizmetleriyle çalıştık ki bütün üyelerimizin oy kullandığına emin olalım ve oy pusularımızın güvenli olduğundan emin olalım. Hem adil hem de bağımsız olsun. 1922 üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Çalışanlara, Nazgarni'ye teşekkür etmek istiyorum.
Jeffrey Grant'a teşekkür etmek istiyorum. Gary Sandberg'a teşekkür etmek istiyorum ve ekiplerine, bütün destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bilhassa bu oylamanın parlamento tarafı için yapılan her şey için teşekkür etmek istiyorum. Bütün her şeyin olmasını sağlayan ekiplere teşekkür etmek istiyorum. İsterse kişisel olsun, yüz yüze olsun, isterse online olsun, yaptıkları için herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir şekilde, profesyonellikle bu süreç yürütüldü, biliyorsunuz. Oylar aynı şekilde sayıldı, hem online hem de mail yoluyla, posta yoluyla. Bütün parti üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Bu sorumluluğu çok ciddiye aldıkları için bütün üyelere de, adaylara da teşekkür etmek istiyorum. Kendilerini bu seçimin önüne koydukları için Rishi Sunak ve Liz Truss'a teşekkür etmek istiyorum. Muazzam bir kampanya süresi düzenlediler ve kendilerini zaten muazzam adaylar olarak kanıtladılar. Partimizin lideri olabileceklerini kanıtladılar her iki adayımızdan. Şimdi sonuçlara gelelim. Sir Graham Brady olarak seçimin sonuçlarını açıklıyorum. 183 bin oy kullanan vardı ve sonuçlara geldiğimiz olacak olursak 82.6 ile ve bazı oylarımız reddedildi. Geçerli oylara baktığımız zaman şu şekildedir. Rishi Sunak 65.399, Liz Truss ise 81.326. Bu sebepten ötürü Liz Truss Muhafazakar Parti'nin bir sonraki lideridir. Bunu açıklamaktan ötürü gurur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Her birinize çok teşekkür ederim. Bir kez daha teşekkür ederim Sir Graham. Bu bir onurdur. Muhafazakar Parti'nin lideri olarak seçilmek benim için bir onurdur. 1922 komitesine teşekkür etmek istiyorum, parti başkanımıza ve Muhafazakar Parti'ye teşekkür etmek istiyorum. Tarihteki en uzun görüşme süresini ayarladıkları için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Aileme, arkadaşlarıma, politik meslektaşlarıma, siyasi meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu kampanyada, bu süreçte bana çok yardımcı oldular. Gerçekten bütün desteğinize minnettarım. Biz diğer adaya da, Rishi Sunak'a da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok zor bir süreç geçirdik. Zor bir seçim kampanyası süreci geçirdik. Biliyorsunuz çok Muhafazakar Parti içinde kendisi çok önemli bir yetenektir. Çok önemli bir kişiliktir. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Hakkını vermek istiyorum. Ve ben aynı zamanda şu an görevinden ayrılan liderimiz, arkadaşım Boris Johnson'a da teşekkürlerimi sunmak isterim huzurunuzda. Boris, Brexit'i gerçekleştirdin. Jeremy Corbyn'i ezip geçtin. Aşıları uygulattın. Ve Vladimir Putin'in karşısında durdun. Birçok şey başardın. Sayın meslektaşlarım ve arkadaşlarım, bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim. Muazzam Muhafazakar Partimizin liderliğini yapmak konusunda bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim. Dünya üzerindeki en iyi siyasi partidir bizim partimiz. Şunu biliyorum ki, bizim düşüncelerimiz, bizim inançlarımız İngiliz halkında yansıyor. Özgürlüklere olan
inancımızı da kendi hayatımıza yol yön verme düşüncemiz o insanlara da yansıyor biliyorum. O yüzden insanlar bize oy veriyor. O kadar 2019'da oy almamızın sebebi buydu. Evet, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss seçildi. Biliyorsunuz 2019'dan beri kadın ve eşitlik bakanı olarak görev yapıyor. 2021 yılından beri de dışişleri bakanı görevliğini yapıyor. Şimdi Truss Muhafazakar Parti'nin bir üyesi. Başbakan David Cameron dönemi, Theresa May ve yine son Boris Johnson hükümetinde de çeşitli pozisyonlarda özellikle kabinede görev aldı. Milletvekili olarak yeni başbakan da kendisi seçildi. Gidelim detayları konuşalım. Londra eski büyükelçisi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Yiğit Alpdoğan bizimle olacak. Yiğit Bey hoş geldiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz İngiltere'deki yeni dönemi Liz Truss'la? Hoş bulduk efendim. Malumumuz olduğu üzere İngiltere dünyanın en eski demokrasisi. 1215 yılında aşağı yukarı 800 yıldan fazla bir zaman önce kraliyet haklarını sınırlama tüzüğünü çıkartarak Magna Carta diye bilinir. Bu demokrasi yolunda ilk adımları atmış olan bir ülke. Dolayısıyla bu teamülün 800 yıl boyunca devam edip en olgunlaştığı ülkelerden bir tanesi. Hiç şüphesiz başbakanlık gibi önemli bir makamın el değiştirmesinde de bu demokratik usullere uyulacağı ve hatta çoktan yerleşmiş bulunan tatbikata uygun davranılacağı belliydi. Nitekim birkaç ayda süren bir süre sonunda Bayan Liz Truss delegelerin çoğunluğunun oylarını alarak bu göreve seçilmiş oldu. Benim şahsi inancım Türkiye-İngiltere ilişkilerinin bugüne kadar olduğu gibi özel niteliğini koruyarak devam edeceği ve hatta Liz Truss'ın yönetiminde giderek belki de gelişeceği ve kuvvetleneceği yönündedir. Ben bu yönde umutluyum. Şimdi az önceki açıklamalarında Brexit sürecinde aktif bir rol aldığını söyledi. Boris Johnson'ı tebrik etti. Arkadaşıma teşekkür ediyorum dedi. Dolayısıyla daha önceki İngiltere için milat sayılabilecek önemli kararlardaki imzalarına bakıldığında nasıl bir görüş hakim olacak yeni dönemde? Yani Boris Johnson döneminden neler farklı olabilir sizce? Boris Johnson esas itibariyle demokrasilerde kişiselleştirmekten çok parti prensipleri ve o partilerin bir nevi alameti farikaları yani kendilerini belirleyen işaretler olarak izlemiş oldukları ve izleye geldikleri politikalar esas olur. Ben şahsen biz Truss'tan esas temelleri koruyarak ama günümüzün ortaya çıkartmış bulunduğu sorunlara da yine parti felsefesi çerçevesinde çareler arayarak geçireceği bir dönem olacağını tahmin ediyorum. Kısaca söylemek icap ederse bütün dünyayı etkileyen COVID salgınının daha etkileri tam giderilmemişken hatta yer yer dünyanın çeşitli ülkelerinde yeniden başkaldırdığını görürken ve aynı zamanda da Avrupa kıtasında bir savaş, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bunların doğurmuş olduğu çeşitli sorunlar bütün Avrupa halklarını ve hatta dünya halklarını etkilediği gibi İngiltere'yi de etkilemektedir. Bunlar arasında yükselmekte olan enflasyon, tedarik zincirlerinde doğan aksamalardan dolayı çeşitli mallar ve hizmetlerde beliren arz sıkıntıları ve İngiltere'nin kendisine özgü bir takım sorunları gibi konularla yani iç sorunları bunlar esas itibarıyla meşgul olacağını düşünüyorum. Her halükarda kendisinden dikkatli, ciddi bir devlet adamı kapasitesinde olumlu ve çalışkan bir tutum sergilemesini bekliyorum. Boris Johnson'ın renkli kişiliği herhalde siyaset sahnesinde
bir hayli uzak kalmış olacaktır. Yani onun tatbikatları ve onun da görmüş olduğumuz davranışlar. Liz Truss az önceki arkadaşımızın da özetlediği gibi siyaset sahnesinde çok tecrübeli ve partinin ve hükümetin çeşitli kademelerinde görev almış bir hanımefendidir. Binaenle yeni ve değişik formüllerle vakit kaybetmek yerine makul ve halkın dertlerine çare bulucu çözümler üreteceğini tahmin ediyorum. Özetle belki daha az renkli fakat buna mukabil görevinin bilincinde ve çok daha sorunlarla yakından meşgul olan bir başbakan göreceğimizi tahmin ediyorum. Yiğit Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Eski Londra Büyükelçisi Yiğit Alpdoğan ve Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı kendisi görüşlerini aldık. Şimdi dönelim tekrar biraz içeriye. Özellikle 2023'te de Türkiye'nin seçimi var. Biz İngiltere'de başbakanlık seçimi ve yeni başkan Truss'la beraber özellikle Yiğit Bey de söyledi. Az önce Londra'dan da detayları aldık. Onlar da genel seçime hazırlanıyor. Türkiye'de de Haziran çok az kaldı ve biz bu süre zarfında mali disiplin tarafından ne kadar taviz veririz? Bütçe nerelere gelir? OVP'deki hedefler seçim öncesinde tutarlı mı? Gidelim bu detayları konuşalım. Eski IMF ekonomisi ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Burcu Aydın Özüdoğru bizimle. Burcu Hanım, hoş geldiniz. Neler söylersiniz OVP'deki rakamlar için? Merhabalar. Tekrardan sizi ekranda görmek de çok güzel. Siz de hoş geldiniz tekrardan. Şimdi ilk önce orta vadeli programa bakacak olursak, orta vadeli programda aslında büyüme ilişkin beklentiler yıllardır bizim orta vadeli programda görmeye oldukça aşina olduğumuz rakamlar. İşte %5-5,5 civarında standartlaşan artık ekonomideki büyüme beklentileri, yine benzer şekilde işte enflasyonda cari açıkta düşüşler ve hani her seferinde aslında iyi niyet temennisiyle başlayan bir orta vadeli program hedefi gibi bu sene de bizim 2023-2025 yılları ilişkin 3 yıllık orta vadeli programda benzer rakamlar gördük. Ancak özellikle Türkiye'deki ekonomik konjonktüre ilişkin aslında aşağı doğru gerileme işte 2018 ve sonraki yıllarda gittikçe ilerlediği için tabii ki bizim aslında bu yıl ve önümüzdeki yıllara ilişkin gerek kamu maliyesinde gerek enflasyonda gerekse cari açıktaki tahminler oldukça iyimser tarafta kaldığını düşünüyorum ben. İlk önce büyüme ilişkin beklentileri irdeleyecek olursak bu yıl için işte %5 civarında bir orta vadeli programda ekonomik büyüme bekleniyor. Benim yıllık büyüme tahminim daha çok %4 civarında çünkü özellikle yılın ikinci yarısında krediye erişim kaynaklı gerek tüketicinin gerekse firmalara erişimde çok sert bir daralma yaşanacağını ve bu yüzden yılın ilk yarısında %7 civarında gerçekleşen yıllık büyüme rakamının yılın ikinci yarısında o kadar da gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmadığını ve büyümenin %4 civarında gerçekleşmesini bekliyorum. Yine enflasyon tarafına bakacak olursak enflasyonda her ne kadar enerji fiyatları kaynaklı bir geri çekilme söz konusu olsa da bugün açıklanan enflasyon tüketici tarafında bizim %80'ler civarında, üretici tarafında yine %144'ler civarında oldukça yüksek rakamlara ulaştığımızı gösteriyor. Ki TÜFE tarafında da maalesef bizim özellikle kur ve uygulanan para politikası kaynaklı maalesef işte önümüzdeki yıl sonu içerisinde en azından uygulanan para politikasındaki bir değişiklik olmaması kaynaklı TÜFE'de önümüzdeki senede %25'ler civarında götürebilecek bir patikayı ben görmüyorum. Açıkçası baz etkisi, emtia fiyatlarındaki gerçekleşmeler, jeopolitik unsurlardaki gelişmeler bizim enflasyonumuzun yüksek çift hanelerde seyretmeye devam edeceğine ilişkin süreçleri bize veriyor. Kamu maliyesine ilişkin bakacak olursak da özellikle bu yıl esas olarak kamu iktisadi kuruluşları işte ve BOTAŞ gibi kurumların özellikle enerji piyasasındaki ve emtia piyasasındaki yüksek artışların tüketiciye yansımaması kaynaklı çok yüksek bir genel kamu açığıyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Bu kamu maliyesindeki açık geçen seneki artışın yaklaşık 3,5 kat üzerinde yani toplam yaklaşık neredeyse 4,5 katını katlamış bir kamu kesimi açığıyla biz karşı karşıyayız. Önümüzdeki sene içerisinde de kamu maliyesinin fiyat artışını aşağı çekme konusunda bir sübvansiyon uygulamaması halinde kamu kesimi açığının ve bütçe açığının oldukça yüksek seviyelerde karşımıza çıkıyor olması muhtemel. Tabii bu sübvanse süreçleri de özellikle bankacılık sektörünün şu aşamada da kamu hazinesine
finanse etmeye sürüklenmesiyle birlikte yine krediye erişim konusunda tüketicilerin ve özel sektörün yani şirketlerin erişiminde çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşılması söz konusu duruyor. Bu tabii iç tarafta. Dış tarafa da bakacak olursak özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikasının sıkılaşmasıyla beraber gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da ekonominin 2023 yılında sert bir şekilde de daralmaya başlayacağı öngörülüyor. Bu da demek oluyor ki bizim dış ticaret konusunda ihracat büyümemizin oldukça sınırlı olması ve 2022 yılının ilk yarısında gördüğümüz ihracat büyümelerinin gerek yılın ikinci yarısında gerekse 2023 yılında görmeme ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bunlar bizim genel olarak 2022 ve 2023 yılı içerisinde orta vadeli programda öngördüklerimiz ve şu andaki gelişmeleri ilişkin olarak yılın geri kalanında ve 2023 yılında görmeyi beklediğimiz gelişmeler olarak size özetlemek istedim. Peki bu söylediğiniz senaryolar gerçekleşirse faiz indirimleri hız kazanır mı? Yani şu anlamda söylüyorum %4 dediğiniz için ya da işte hükümet de %5,5'dan 5'e çekmiş. Yani Türkiye'nin potansiyelinin üzerinde büyümesi çok da beklenmiyor anladığım kadarıyla. Üstelik enflasyondan ve cari açıktan feragat ederek bu seviyelere taşıyabildik. Son çeyrekte faiz indirimleri hızlanır mı acaba biraz daha potansiyelin üzerinde büyüme yakalansın diye 2023 Haziran'a hazırlık olarak? Şimdi öncelikle sizin de iletmiş olduğunuz üzere evet para politikası faiz oranlarında işte gerek Eylül ayında gerekse izleyen aylarda aşağı doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Şu aşamada para politikasındaki faiz oranının aşağı çekilmesi normal piyasa koşullarında krediye erişim konusunda maalesef artı bir süreci yaratmadı. Hatta hani bunu istatistiklerle beraber de verebiliriz. Özel sektöre bakacak olursak özel sektör özellikle kurdaki ciddi değer kaybından dolayı yabancı para kredi tutarını yaklaşık 20 milyar dolar yılbaşından bu yana azaltmış durumda. Tüketici fiyatları indirgeyecek olursak özel sektördeki ticari kredilerde aslında yerinde saydığını görüyoruz. Bir büyüme söz konusu değil. Tüketici tarafına bakacak olursak, tüketici tarafında işte örneğin konut kredilerinde veya ihtiyaç kredilerinde TÜFE bazlı indirgediğimiz zaman bizim yılbaşından bu yana yaklaşık %30 oranında reel tüketici kredilerinde bir daralma ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu tabii yılbaşından bu yana kalan ya da son bir yıllık gelişmelerdi. Önümüzdeki sürece bakacak olursak da özellikle Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın almış olduğu uygulamalarla beraber aslında biz bankaların hazinenin finansmanına doğru ciddi derecede zorlandığını görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Aslında fiktif bir şekilde her ne kadar ticari kredi faiz oranları aşağı düşmüş olsa da ticari krediye erişebilecek firma sayısında ciddi derecede daralma ile karşı karşıya kalmamız muhtemel görünüyor. Yani faizler evet oldukça uygun özellikle enflasyonla indirgendiği zaman. Ama maalesef hangi firmalar ne kadar erişebilecek o konuda ciddi soru işaretleri söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım aktardıklarınız için ve piyasa hattını burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.